Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir araya geldi. Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Laç'ın yolu Azerbaycan toprağıdır diyerek hem Ermenistan'a hem de dünyaya önemli bir mesaj verdi. İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara da Bakan Fidan'ın gündeminde. Laç'ın yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la birlikte tüm dünyaya bu mesajı verdi. Laç'ın yolu Azerbaycan toprağıdır dedi. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir. Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti. Fidan, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol, kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip. Fidan ve Bayramov iki ülke arasındaki enerji işbirliğine de vurgu yaptı. TANAP üzerinden Avrupa'ya giden gaz hacminin 10 milyar metreküpten 20 milyar metreküpe çıkarılması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi de gündeme geldi. Azerbaycan-Ermenistan sürecindeki uluslararası çabaları da destekliyoruz. Öte yandan uluslararası topluma bir çağrıda bulunmaktayız. Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. Azerbaycan-Ermenistan'la sülh mügavilesi üzerinde çalışmaya hazırdır. Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara da değindi. İki ülkenin bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Esas itibariyle bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili bir takım tabii soru işaretlerini de beraber getiriyor. Neden bunu engelleyecek bir tavır içerisine giremiyorsunuz? Ceyhun Bayramov, Hakan Fidan'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldi.